Su sayaçlarında yeni bir döneme geçtik. Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, ilçede su sayaçlarında kontrollü sisteme geçtiklerini açıkladı. Su abonemizin tamamen su sayaçlarımız kontrollü sisteme geçmesi için çalışmalarımız başlamıştır. Başkan Şahinşah, belediyenin çalışmaları konusunda televizyonumuza yaptığı açıklamada, görevi devraldıklarında Lalapaşa Belediyesi'nin 1 milyon 750 bin lira olan borcunun 800 bin lirasını ödediklerini söyledi. Lalapaşa Belediyesi'nin ilk göreve başladığımız Mart ayında 1 trilyon 800, 750 milyar borcumuz vardı. Bu 1 trilyon 750 milyar borcun 800 milyarını ödedik. Şu anda Lalapaşa Belediyesi'nin piyasa borcu hiç kalmamıştır. Bunun yanında kanuni paylarımız, emekli kesintilerimiz, SSK'larımız, onları da bu yıl içerisinde tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. İlçede belediyenin yapmayı düşündüğü projeleriyle ilgili de bilgiler veren Başkan Şahinşah, başıboş hayvanlar için modern hayvan barınağı yapmayı düşündüklerini söyledi. Şu anda Lalapaşa ilçemizde çok büyük sıkıntı olan başıboş hayvanlarımız büyük sorun teşkil etmekte. Bunlarla ilgili modern bir hayvan barınağı yapma girişimlerimiz devam etmektedir. Bu meyanda ilçemizde büyükbaş hayvanlarımızın için özel bir 30 dönüm yer hazineden tahsisli harita çalışmalarımız bitti. Lalapaşa ilçesinde çok hijyen şartlarda çok altyapısı bitmiş, üst yapısı bitmiş çok entegre bir tesis olarak onun da Lalapaşa ilçe halkımıza müjdesini verebiliriz. Hamza Beyli sınır kapısından Lalapaşa ilçesinin faydalanamadığına dikkat çeken Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, kadınların dernek çatısı altında bir araya gelerek bölgeye özgü çeşitli ürünler satacaklarını kaydetti. Lalapaşa Hamza Beyli sınır kapımızdan faydalanamıyoruz. Herhangi bir şeyimiz yok. Çok acı bir olay. Ama biz şu anda bir dernek çatısı altında Lalapaşa ilçesindeki bayan arkadaşlarımızı onları örgütleyip onları da ev işi yemek çeşitlerini yapmak için bir dernek çatısı altında toplayıp ürettiklerini de gerek Hamza Beyli yolu üzerindeki gelen geçen turistlerimize ve Lalapaşa ilçemizdeki pazarımızda Edirne pazarında bunları teşhir edip ve satışını sağlayıp aile bütçelerine gelir getirmek için çalışmalarımız başlamıştır. Su sayaçları ile ilgili Lalapaşa ilçesinde yeni bir dönemin başladığını belirten Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, kontrollü sisteme geçtiklerini, kullanım süresi dolan sayaçların değiştirildiğini kaydetti. Su sayaçlarında yeni bir döneme geçtik. Şu anda Lalapaşa ilçesinde tahmin ediyorum 3 veya 4 su abonemizin tamamen kontrollü sisteme geçip bunun 3 aylık bir periyotta Lalapaşa ilçesinin tamamen zaten 10 yıllık eski su sayaçlarının kanunen değişmesi gerekiyor. Ve bütün tamamen su sayaçlarımız kontrollü sisteme geçmesi için çalışmalarımız başlamıştır. Bu sistemde bir yaptırım falan olacak mı? İşte? Ya bu sistemde tabii yani ilk etapta kanuni olarak 10 yıllık su sayaçları ömrü dolan sayaçlarımızın su abonelerimizin yeni sisteme adapte olmaları kesinleşti. Onunla ilgili bütün şeyde Lalapaşa ilçesinin çünkü ve diğer belediyelerde de aynı konu gündemde tahmin ediyoruz ki Lalapaşa belediyelere olan borçlar vatandaşlarımız tarafından sürekli ötelenerek gidiyor. Bu da belediye bütçesini zora sokuyor. Evet. Onun için de peşin kontrollü sistemde kullandıkları su sayaçlarını peşin olarak Lalapaşa ilçesine ödeyip kontrolü yükleyecekler, suyu kullanacaklar. Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, ilçede gerçekleştirecekleri Kent Park projesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Şu anda ilçemizde 3 tane park olayımız var. Yukarı 7-8 dönümlük bir istimlak çalışmalarımız bitti. Diğer istimlak çalışmalarımız da onlar için de hazırlıklarımızı yapmaktayız. Ve güzel bir şekilde burada da amfiteyatro, yürüyüş parkurları,
kafeteryalar, fitness spor aletleri ve bütün tamamen mücehhez hale getirip halkımızın hizmetine vereceğiz. Ama biraz zaman alacağını düşünüyorum.